Düşten Gerçeğe sloganıyla çocuk oyun gruplarında değişime öncülük eden İzmir merkezli Cem Erkent ekipmanları, 20 yıllık tecrübesinden ve ARGE'den aldığı güçle Türkiye'yi uluslararası tasarım yarışmalarında gururlandırıyor, düzenlediği yarışmalarla da sektöre genç tasarımcılar kazandırıyor. Firma, çevreci üretim anlayışıyla fark yaratıyor. Gelişen dijital teknolojiler beraberinde daha az hareket eden, gittikçe asosyalleşen bir toplum yapısı ortaya çıkarıyor. Cem Erkent ekipmanları, çocuklar ve ebeveynlerinin sosyalleşmelerini sağlayacak, kas ve koordinasyon sistemi gelişimine yardımcı olacak ürünler tasarlamayı ve üretmeyi hedef edinerek 1994 yılında İzmir'de kuruluyor. Genel Müdür Yardımcısı Melek Eroğlu yola çıktıkları o ilk yılları anlatarak söze başlıyor. 1994 yılında bir yola çıktık. Yola çıkarken de amacımız her zaman başarı odaklıydı. İlk başta hedefimiz çocuk oyun grubu değildi. Kentsel tasarımdı, kentlere yenilikti. İster istemez çocuk oyun grupları bizim bir adım atma noktamız oldu. Bence iyi de oldu. Banklar, çocuk oyun grupları, kentte kullandığınız, dışarıda kullandığınız her şeyle üretim pozisyonundayız. Cemer dediğim gibi 94 yılında kuruldu ve şu anda 35 bin metrekarede kapalı açık alanda üretim yapan bir firma. Yaklaşık 250 kişilik bir aileyiz. Ve birbirimize bir dediğim gibi aile şeklinde gidiyoruz. Yani 250 kişilik kocaman bir aileyiz. Sektörde 20. yılını dolduran firma gücünü ekip ruhundan alıyor. Çalışan herkes bu kocaman ailenin bir parçası oluyor. Bugün iç pazar yanı sıra dış pazarda sektörün en önemli ihracatçılarından biri olmaları tesadüfe dayanmıyor elbette. Bu güç yenilikçi bir anlayışla çok çalışmalarından kaynaklanıyor. 81 ilde de pazarlaması olan, ürün satışı, montajı olan, yurt dışında da 49, yaklaşık 49 diyorum ama daha da geçebilir. 49 ülkeye ihraç yapabilen bir firma düzeyinde Amerika, Avustralya, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, hani büyük olarak saydığım, Avrupa'da da 16 ülkeye ihraç yapabilen bir firma. Hızla büyüyoruz ama büyürken tabii kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Bugünün çocuklarına, yarının gençlerine ve aynı zamanda kenti kullanan herkese biz hizmet veriyoruz. Güvenlik kalite kadar önemli bir kavram Melek Eroğlu için. Sektörde standardı yükseltip diğer işletmeler için de örnek teşkil eden bir yapıya kavuşuluyor. Bu yapı kalite belgeleriyle tescilleniyor. Çocukların ve gençlerin güvenlikte olmasını esas alıyoruz. Standartlara çok önem veriyoruz ve bu standartları diğer firmalara da öncülük yapmak açısından çalışmalarımız her zaman var. Düşten Gerçeğe sloganıyla çocuk oyun gruplarında değişime öncülük eden firma, farklılığı ilk adımda tasarımla ortaya koyuyor. Zira Türk Patent Enstitüsü'nden en çok faydalı model ve tasarım tescili alan firma olarak ödüllendirilmeleri, ARGE ve tasarıma verilen önemin en somut göstergesi oluyor. Öncelikle tasarıma çok önem veriyoruz. Tasarım yaparken standardın dışında, işte sadece kaydırak, çocuğun merdivenden çıkması, kayması ve sallanmasının dışına çıktık. Çünkü dünya geliştikçe çocukların ilgi alanları da değişiyor. Artık teknolojiye daha fazla eğilimliler. Dışarıda çok oyun alanı kalmadı. Kent ölçeğinde düşünürseniz çocukları dışarıya çekebilmenin yollarını arıyoruz. Bunlar da onları daha fazla hareketlendirmek, tırmanmasını, zıplamasını, daha onlara heyecan verici oyun gruplarını önlerine sunmamız gerekiyor. O yüzden de tasarım ekibi olarak en çok bunlara önem verdik. Tabii bunları tasarlarken birbirinin modüler olması, birbirine uyumlu olması da çok önemli. Hepsi birbirini tetikliyor. Melek Eroğlu, tasarım yarışmaları aracılığıyla sektörde yeniliklerin artmasını amaçladıklarını söylüyor. Firma, ulusal yeni nesil oyuncaklar yarışmasını düzenleyerek sektöre birçok genç tasarımcının girmesini sağlıyor. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bir tasarım yarışması var.
bütün üniversitedeki, Türkiye'deki bütün üniversitelere açık bir yarışma ilk geçen sene uyguladık. Çok da güzel oldu, ses getirdi. Endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri, mimarlık bölümü öğrencileri, peyzaj mimarlığı, tasarımla ilgili her bölümü ilgilendiren bir yarışmamız oldu. Biz geleceğin oyun grupları diye başlık altında, yeni nesil oyun grupları diye bir yarışma düzenledik. Çok da güzel oldu. Gençler sektörün farkına vardı. Sadece işte bina tasarımı, işte park tasarımı olarak düşünüyorlardı ama biz biraz daha özele indirgedik onu. Oyun gruplarını da işin içine soktuk. İlgi alanlarını değiştirdik. Güzel bir yarışma oldu. İki senede bir geleneksel hale getireceğiz. Firma tasarım yarışması düzenlemekle kalmıyor, uluslararası nitelikte tasarım yarışmalarında da yerini alıp Türkiye'nin adını gururla temsil ediyor. Dünyada uluslararası bir tasarım yarışması var Reddat. Almanya'daki yarışmaya biz yaklaşık 53 ülkeden 4815 proje vardı. O projelerin içerisinde biz tasarım ödülünü aldık, birincilik ödülünü aldık ve Türkiye'ye getirdik. Hem Türkiye açısından hem de sektör olarak bizim firma açısından çok önemli bir ödüldü o. Bizim için prestij ödülü o. Sıra dışı yenilikçi oyun grupları kadar ilgi çeken bir diğer başlık macera parkları oluyor. Burada yaş ortalaması büyüyor, her yaştan bireyin keyifle vakit geçirebildiği alanlar yaratılıyor. Macera parkları alışılmışın dışında bir proje. Onda önemsediğimiz bütün kent halkını ilgilendiren, onlara evden dışarı çıkarabilen, hafta sonlarını değerlendirilebilecek, biraz daha aktif hale getirecek şekilde düşündüğümüz bir proje. Yurt dışında çok var ama Türkiye'de vizyon sahibi belediyelerimizin sahip çıktığı bir proje aslında. Yakın zamanda kurduğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçelerinin parkları var. Ve en yakınımızdaki şehir Manisa Belediye'miz var, Uşak Belediyesi var. Projeler onlarda büyük bir heyecan yaratıyor, yarattı. Ve biz zaten montajlarımızı da yaptık, %90'ı bitti. Çok da memnunuz, geri dönüşümler de çok güzel. Başkanlarımız da memnun, halk da memnun olunca zaten gerisi de geliyor. Üretim süreçlerinde çevre göz ardı edilmiyor. Öte yandan firma enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşin gücüyle sağlıyor. Fabrika çatısına kurulan 400 kW'lık bir sistemle 160 bin kWh enerji üretiliyor. Başlangıç noktamızdan beri hedef aldığımız bir konumda çevre. Bir yandan yaparken yıkmamak. Nasıl yıkmayalım? Yani bir tamam güzellik sunuyorsunuz ama sanayi dalındasınız. İster istemez bunun bir kirliliğe sebep olmaması açısından ne yapabiliriz diye. Mesela kullandığımız biz enerjinin yaklaşık olarak %60'ını kendimiz üretiyoruz. İzmir biliyorsunuz coğrafi olarak güneşe en çok alan illerden bir tanesi. Yılda yaklaşık 300 gün. Güneş alan bir ilimiz. Biz onu nasıl değerlendirebiliriz? Güneş panelleriyle değerlendiririz diye. Fabrikamızın üst kısmını olduğu gibi panellerle, İSKA'nın da desteğiyle ama. Destek aldık. Sağ olsun İzmir Valiliği. Destek de verdiler. İSKA destekli. Ömrünü tamamlayan otomobil lastikleri firmanın sahip olduğu lisans uyarınca ayrıştırılıp park zeminlerinde kullanılmak üzere kauçuk halini alıyor. Güvenlik açısından oyun gruplarının altına kauçuk döşemelerimiz var. Onların üretimini de biz yapıyoruz. Türkiye'de kullanılan kauçuğun ana maddesi biliyorsunuz bu araba lastikleri, lastiklerdir. Onların biz lisanslı toplayıcısıyız. Araba lastikleri geri dönüşüme giriyor, küçük granüller halinde parçalanıyor, telleri ayrılıyor, teller de tekrar geri dönüşümde kullanılıyor. Entegre bir yapıya sahip olan işletme, ihtiyaç duyduğu ham maddelerin pek çoğunu kendi bünyesinde üretiyor. Dışarıdan temin edilen orman ürünlerinde ise FSC sertifikası aranıyor.
Bu hassasiyet gelecek nesillere ormanların sağlıklı bir şekilde devredilmesini sağlıyor. Yan sanayide ham madde olarak kullandığımız her orman ürününde dünyada bu işle ilgilenen, ormanı korumayla ilgilenen derneklerin patentini arıyoruz. Aldığımız her üründe o patenti arıyoruz. Onu kullanmaya çalışıyoruz. Kullandığımız her ağacın yerine bir ağaç dikmek bundaki asıl amaç. Başlangıçta çocuklara yönelik gruplar tasarlanırken zaman içinde gençler, yaşlılar, kenti kullanan herkes bu tasarımlar içinde kendine yönelik bir ürün buluyor. Bu süreçte kalite ve güven asli unsurlar halini alıyor. Başarı bizim için para kazanmak değil. Başarı iyi üretimle, kaliteli üretimle ve güven vermekle. Verdiğiniz, sattığınız bir ürün 2 gün sonra size şikayetle geri dönüyorsa ya da bir kazayla geri dönüyorsa onun bizim için hiçbir anlamı yok. Kazandığınız paranın hiçbir anlamı yok. Dediğim gibi bizde satıştan ziyade o güveni vermek, alıcıya da o güveni vermek, sağlıklı bir ürün vermek, kaliteli bir ürün vermek birinci amacımız o. Melek Eroğlu ve ekibinin elde ettiği başarıda anahtar kavram işini aşkla yapmaları oluyor. İşinizi seviyorsanız başarı zaten geliyor. Takip ederseniz başarı zaten geliyor. Dediğim gibi biz büyük bir aileyiz. O ailenin her ferdi bu firma için çalışıyor. Kendilerini buraya ait hissetmeleri de çok önemli. Biz onlara o sıcaklığı vermeye çalışıyoruz. Sanıyorum alıyorlar. Beraber olursak, birlik olursak zaten başarılı oluyor. Onlar olmadan biz de olmayız zaten. Genel Müdür Yardımcısı Melek Eroğlu sözlerini noktalarken ülkeye hizmet önceliğiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Ne yapıyorsak yapalım. Her şeyin en iyisini, en sağlıklısını ve en güvenlisini yapalım. Bu sadece bizim sektörle ilgili değil. Türkiye'ye hizmet vermek, milletimize, devletimize hizmet vermek için herkesin aynı düşünceyle iş yapmasını arzu ederim.